Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere basit bir şekilde Word'de nasıl sertifika hazırlayacağınızı kısaca anlatmaya çalışacağım. Ekranda örnek bir sertifikamız var arkadaşlar. Bu sertifikada yer alan bilgiler tamamen rastgele seçilmiş ve gerçek kişileri temsil etmeyen bilgilerden oluştuğunu belirteyim. Aynı zamanda fotoğraf ise arkadaşlar yapay zeka tarafından üretilmiş olan bir görsel. Şimdi bunun aynısını arkadaşlar yapacağız. Bunun için hemen masa sağ klik yapıyorum ve buradan yeni ardından Microsoft Word belgesini seçiyorum ve ardından bu Word belgemi arkadaşlar çift klikleyerek açıyorum. İlk olarak yapmam gereken arkadaşlar e, Dikey durumundaki sayfayı arkadaşlar yatay konuma çevirmek. Bunun için hemen düzen kısmına geliyorum ve buradan yönlendirme ve yatay kısmını seçiyorum. Böylece arkadaşlar sayfamız yatay şekle dönüşmüş oluyor. Şimdi e, kenarlık ekleyeceğim. Bunun için tasarım kısmına gidiyorum ve sayfa kenarlığı kısmını klikliyorum. Buradan arkadaşlar dilediğiniz herhangi bir kenarlığı ekleyebilirsiniz. Değişik stillerde, renklerde arkadaşlar sayfa kenarlıkları bulunuyor. Ayar olarak kutu, gölge, 3 boyut ve özel olarak belirlenmiş kenarlıklarımız bulunuyor. Ben kutu olanı seçeceğim. Dilerseniz mesela buradan herhangi bir kenarlı seçebilirsiniz. Şuradan da mesela rengi verebiliyorsunuz. Örneğin mesela şu rengi seçtim. Bu şekilde yaptığınızda sayfa kenarlı bu şekilde dönüşmüş oluyor. Ee, yine mesela farklı bir şekilde resimlerden de seçebiliyorsunuz. Burada mesela en çok kullanılan e, bir tane resmi arkadaşlar sayfa kenarlığı olarak belirleyeceğim. Evet mesela bu arkadaşlar bunu seçtim. Ardından bunun rengini de mavi yapıyorum bu şekilde ve tamam diyorum. Böylece arkadaşlar e, sayfa kenarlığım oluşmuş oluyor. Sayfa renginde ise arka planın tamamını farklı renklere arkadaşlar çevirebiliyorsunuz. Veya isterseniz şu tüm renklerden veya arkadaşlar dolgu efektlerinden de seçebilirsiniz. Mesela dolgu efektlerinden arkadaşlar hazır şablonlar bulunuyor. Örneğin mesela şunu seçip tamam dediğinizde bu şekilde bir arka plan rengi oluşmuş oluyor. Yine farklı bir şekilde mesela dolgu efektleri kısmından arkadaşlar resim kısmına gelerek resim de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben e, arka plan e, sayfa rengi almayacağım arkadaşlar. Çok kullanılmıyor. O yüzden filigran ekleyeceğim. Filigranı klikliyorum arkadaşlar. Hafif silik e, tonda oluyor. E, hemen şuradaki özel filigran kısmını seçiyorum. Ve burada arkadaşlar kendi daha önce indirmiş olduğum resim filigrandan seçeceğim. Bunu seçtiğim sonra resim seç diyorum. Ardından dosyalarını seçiyorum arkadaşlar. Masa üstüne geliyorum. Ve buradan mesela örneğin mesela şunu seçtiğimde arkadaşlar. Şunu seçip çift kliklediğimde ve tamam dediğimde bu şekilde arkadaşlar arka planda filigran oluşmuş oluyor. Yine mesela farklı bir tanesini daha seçebiliriz örnek olması açısından. Mesela tekrar dosyadan kısmına gelelim arkadaşlar. Mesela hangisiydi? Mesela i̇şte şu arkadaşlar resim 2. Bunu seçiyorum ve tamam diyorum. Böylece arkadaşlar bu şekilde bir filigran oluşmuş oluyor. Dilerseniz bunun ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Mesela buradan arkadaşlar ölçeklendirmesini yapabiliyorsunuz. Mesela %500, %150 mesela şunu yapalım tamam diyelim. Şu şekilde mesela ölçeği büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, bu işlemimiz tamam. Şimdi arkadaşlar yazı kısmına geleceğiz. Yazı ekleyerek başlayalım. İlk e, ilk olarak mesela buraya T.C arkadaşlar TC yazdık. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı yazacağım. Milli Eğitim Bakanlığı. Ardından hemen alt kısmına geçiyorum. İlk harfi büyük olacak şekilde çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü. Evet bu şekilde yazdık. Şimdi bundan tamamını seçiyorum. Şöyle orta alıyorum. Font olarak arkadaşlar 20 puntoya kadar getiriyorum. Ve kalın hale getiriyorum. Şöyle biraz yaklaştırayım. Ardından şuradaki boşlukları kapatmak için hemen şurayı klikliyorum ve paragraftan sonraki boşluğu kaldır seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilk işlemimize başladık. Şimdi alt sekmeye geçiyorum. Alt sekmeye geçtiğimizde arkadaşlar tablo oluşturarak işlemlerimize devam edeceğiz. Tablo oluşturarak işlemlerimizi daha kolay hale getirebiliyoruz. Şimdi alt sekmedeyken arkadaşlar ekle diyorum ve buradan tablo kısmına gidiyorum. Ardından 6 sütunluk 2 satırlık bir tablo ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ardından şu kısma ya da duruma göre alt kısım olabilir arkadaşlar. Şu üst kısım mesela kurs bitirme belgesi yazacağım. Bunun için şu üç kısmı arkadaşlar birleştiriyorum. üzerine sağ klikleyip hücreleri birleştir diyorum. Ve buraya arkadaşlar kurs bitirme belgesi yazıyorum. Ardından fotoğraf için şu alanı seçeceğim arkadaşlar. Bunun için şu iki alanı seçtikten sonra buraları arkadaşlar hücreleri birleştir diyeceğim. Ve şu şekilde biraz daha aşağı doğru çekip fotoğraf için bir alan oluşturacağım. Tabi kurs bitirme belgesinin bile üst kısma yapışık olmaması için arkadaşlar bu kısmı seçiyorum ve üzerine sağ klikliyorum. Ardından arkadaşlar şuradaki tablo özelliklerini seçiyorum. Ve burada hücre kısmına gelip orta yazan yeri seçiyorum ve tamam diyorum. Böylece arkadaşlar kurs bitirme belgesiyle bile üst kısım arasında boşluk olmuş olacak. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi e, alt kısma geçiyorum. Buraya arkadaşlar e, bazı bilgileri getireceğim. Tabi bunu yapmadan önce şu kısmı kaybedelim. Hatta fotoğrafı getirelim. Şu kısmı klik diyorum. Ekle arkadaşlar resimler bu cihaz. Şu fotoğrafı arkadaşlar seçiyorum ve ekle diyorum. Fotoğrafımız gelmiş oluyor. Bunu biraz daha böyle küçültülmüş hale getirelim. Evet şu şekilde küçültülmüş hale getirdik. Ve biraz düzenleyelim. Evet. Bu yeterli arkadaşlar. Şimdi şurayı klikleyerek tabloyu klikleyerek arkadaşlar ardından giriş kısmına geliyorum. Ve şurayı klikleyip kenarlık yok diyorum. Böylece kenarlıklar kaybolmuş oluyor. Şimdi fotoğrafımızın üstüne çift klikliyorum arkadaşlar. Şuradan beğendiğim bir arkadaşlar tasarımı seçiyorum. Şunu mesela sanki böyle kesilmiş gibi. Ardından arkadaşlar Hemen şu resim efektleri kısmına geliyorum ve yansıma kısmından yansıma yok diyorum. Böylece daha düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bir alt kısma kursiyerle ile ilgili genel bilgileri tablo halinde getireceğim. Bunun için alt kısmı klikliyorum. Ekle kısmına geliyorum. Tablo diyorum. Buraya arkadaşlar 8 sütunlu 5 satırlı bir tablo getireceğim. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar otomatik olarak tablomuz girmiş oluyor. Şimdi bu ikili kısımları birleştireceğim. Şu kısmı birleştirip sağ klik hücreleri birleştir. Şu iki kısmı da arkadaşlar üzerine sağ klikleyip birleştir dedim. Bu ara kısmı boş kalıyor. Şu iki kısmı da birleştirip üzerine sağ klikleyip hücreleri birleştir diyorum. Buraya arkadaşlar kursiyerin yazıyorum. Şuraya programın. Burada belgenin yazıyorum. Şimdi bu biraz büyük olmuş olabilir. Burayı klikleyelim tamamını arkadaşlar. 11 font yapabiliriz şu şekilde. Daha sonra tekrar değiştirebiliriz. Şuraya arkadaşlar TC kimlik no. Hemen altına. Buraya adı ve soyadı. Bir altına baba adı. Bunun bir altına anne adı. Tamam. Şimdi programla ilgili kısma gelelim. Buraya alanı. Buraya meslek. Bir altına meslek seviyesi. Tamam. Şimdi şuraya geldik. Belge ilgili bilgiler arkadaşlar. Buraya numarası. Bir altında arkadaşlar tarih. Bunun bir altında ise arkadaşlar verildiği yer. Tamam. Şimdi burayı biraz daha böyle düzgün hale getirelim arkadaşlar. Bunun için şu şekilde şu yanlara arkadaşlar şu arayı biraz böyle sıkıştıralım. Şu şekilde. Şu şekilde. Bunu da aynısını yapabiliriz. Çünkü uzun isimler olacak arkadaşlar. Ya da uzun alan isimleri olacak. Sığması gerekiyor. Tamam. Şimdi bunları sola kaydıralım. Şu şekilde sola yatık yapalım. Şu şekilde seçtik. Tabi isterseniz şu alt kısımda da arkadaşlar bir şeyler yazabilirsiniz. Tamam. Bunları seçtikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken şu alanları, şu ortak kısımları arkadaşlar birleştirmek. Şu araları seçip sağ klikleyip hücreleri birleştir diyorum. Şöyle da seçtim. Ardından üzerine sağ klikleyip hücreleri birleştir diyorum. Bu da tamam. Şu alt kısımları da birleştireceğim. Bunları kullanmayacağım için gerek yok. Şunları da arkadaşlar aynı şekilde yaptım hücreleri birleştir diyorum. Şu kısımları tamamen yaklaştırdım arkadaşlar. Şurada yaklaştıracağım. Tamam. Şimdi tasarımla ilgili değişiklik yapabilirim. Bu için tabloyu çift klikliyorum arkadaşlar. Şurada birçok tasarım şekli var. Burada dilediğinizi seçebilirsiniz. Ben örnek olması açısından mesela buradan kendime uygun bir tane seçeceğim mesela arkadaşlar. Şunu evet şunu seçtim. Bu gayet güzel bir tablo arkadaşlar. Ardından bunların tamamını şu şekilde seçiyorum. Bunları kalın hale getiriyorum. Ardından şunları da seçeceğim. Tekrar geri alıyorum. Şurayı seçtim. Şunları da kanunlaştırdım. Şunları biraz büyütebiliriz. Onun için burayı mesela 13 font yapsak ne olur? Evet. Daha güzel durdu. Şimdi bir alt kısma geçiyorum arkadaşlar. Buraya şu alt kısma hemen en baş kısma gelelim. Şöyle en baş kısma gelelim. Buraya şunu yazalım. Yukarıda açık kimliği Tamam. Şimdi şunları tamamını seçelim arkadaşlar. Biraz küçültelim. Çok büyük oldu. Mesela 14 font yapalım. Evet. 14 font gayet güzel. Kalınlığı kaldıralım. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tab tuşuna basalım. Şu baş kısmında paragraf başı bırakalım. Şu tarihleri kısmı düzeltelim. Şunu arkadaşlar iki yana yaslayalım şu kısımdan. Şimdi Jennifer Brown'u biraz daha kalınlaştıralım. Başka bilgisayar işletmeni işletmenin da biraz daha kalınlaştıralım. Daha belirgin olsun. Burası tamam. Şimdi bir alt kısma geçeceğim. Hemen şöyle alt kısma geçeyim. Burada da bir tablo ekleyeceğim. İşte eğitim merkezi müdürü vesaire ekleyeceğim. Bunun için ekle kısmına geliyorum. Tablo kısmına geliyorum. Aynı şekilde arkadaşlar 8 sütun bizim için ideal. Ve 3 satır yapacağız arkadaşlar şu şekilde. Buraları arkadaşlar şu kısımları birleştireceğim. Şöyle hücreleri birleştir. Şurayı da arkadaşlar hücreleri birleştir. Bu imza oluştururken oldukça kolaylık sağlıyor bunu belirteyim. Şu kısımda arkadaşlar hücreyi birleştir. Tamamını birleştirelim. Buralara isim gelecek. Tamam. Şuraya arkadaşlar halk eğitim merkezi. Eğitim merkezi. Hemen altına müdür yardımcısı. Buraya tek isim olarak tek var mı yazıyorum. Buraya da arkadaşlar halk eğitim merkezi müdürü. En yetkililer daima arkadaşlar yazışmalarda sağda oluyor her zaman için. Burada arkadaşlar tek var Kanalı yazıyorum. Tamam. Şimdi bunları ortalayalım. Şu şekilde ortalayalım. Bunları da ortalayalım şöyle. Tamam. Kanlaştıralım hatta. ikisini de şu şekilde kan hale getirelim. Sığmazsa şöyle yanlardan biraz çekebilirsiniz. Çok önemli değil. Şöyle arkadaşlar yanlardan çekebiliriz. Ardından şu tabloyu çift klikliyorum. Giriş kısmına geliyorum. Şu kısma gelip kenarlık yok diyorum. Böylece kenarlıklar da gitmiş oluyor arkadaşlar. Eğer sağda solda arkadaşlar böyle düzen kısmında sıkıntı çıkarsa tekrar tabi bu kısmı klikleyin. Mesela şöyle açalım. Buradan mesela arkadaşlar biraz daha böyle kaydırma yapabilirsiniz. Yani sağ soldan şu taraflardan tutup biraz daha kaydırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kadar yeterli bence. Şu tekrar burayı klikliyorum. Şu giriş kısmına gelip arkadaşlar kenarlık yok diyorum. Hatta bir alt satıra gidebilecek mi? Yok, alt satıra gitmiyor. Burası tamam. Şimdi buraları dolduralım arkadaşlar. Şuraya Jennifer Brown diyelim. Alt kısma düzeltiyorum arkadaşlar. Şu alt kısma isimleri getirecektik. Buraya TC kimlik numarasını yazacağız. Baba adı arkadaşlar. Buraya Michael. Ana adı kısmında arkadaşlar. Mesela Teresa. Alanı bilgisayar işletmenliği. Meslek, eğitim. Meslek seviyesi, işletmenlik. Bunlar rastgele gidiyorum arkadaşlar. Bunlar bir geçerli. Yok tabi şu şekilde girdim. Şunları biraz sola yanaştıralım. Şöyle şunu da sola yanaştıralım. Şu şekilde. Numarası genelde mesela şöyle bir numara oluyor arkadaşlar. Şu şekilde yazdık. Tarih. Bugünün tarihini verelim. 10.01.2021 Verildiği Yer İstanbul diyelim. Şu şekilde yazdık. Tabii bu belgenin bir geçerli yok. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu nasılsa örnek olması açısından eğitim amacıyla bunları yapıyorum. Buradaki işlemlerimiz tamam. Şimdi arkadaşlar bu üst kısma logo getireceğim. Bunun için daha önceden indirmiş olduğum logom var arkadaşlar. Şu map logosunu hemen şu şekilde sürükle bırak mantığıyla arkadaşlar. Buraya mesela şuraya getirebilirim mesela şöyle. Buraya getirdim. Sayfa değişebilir çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi düzelteceğim. Şöyle bir küçültelim biraz. Ardından üzerine sağ klik diyorum arkadaşlar. Metni kaydır kısmına geliyorum. Ve burada metnin önüne diyorum. Bakın metnin önüne seçtim. Ardından şöyle şuraya getiriyorum. Biraz daha küçülteyim. Şöyle mesela arkadaşlar getiriyorum. Genelde fotoğrafların üstünde arkadaşlar ya da bu kısımda logo oluyor. Mesela bu şekilde logoyu getirmiş olduk. Şöyle. Evet. Şu şekilde logomuz geldi arkadaşlar. Sayfada taşma falan meydana gelirse şu kısımları kullanarak arkadaşlar böyle biraz daha yer sağlayabilirsiniz. Üst kısımda da aynı şekilde böyle yer sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazen sığmayabiliyor. Burası da tamam. Şimdi imzaları ekleyeceğim. Şöyle bir alt kısma geçsem bir şey olur mu acaba? Şöyle tekrar şuradan biraz alan açalım. Evet. Alt kısma geçtim. Şuradan tutarak biraz alan açtım. Buraya imza getireceğim. Daha önce hazırlamış olduğum iki tane imza var. PNG dosyası şeklinde. Bu imzaların da bir geçerli yok arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bunlar random bir şekilde üretilmiş olan imzalar. Hemen tekrar Word'ün üzerine arkadaşlar şuraya getirip bırakıyorum. Ardından üzerine sağ klikliyorum ve buradan metni kaydırdan arkadaşlar ...metnin önüne diyorum. Şimdi biraz büyüteceğim. Şöyle. Şöyle biraz çevirelim. Şöyle hatta biraz daha büyütelim. Biraz gerçeklik olsun. Şu şekilde. Şu şekilde... ...mesela ekliyorum. Şimdi diğer imzayı getirelim. Onun için aynı şekilde diğer imzayı arkadaşlar sürükle bırak mantığıyla... ...getiriyorum. Buraya bırakıyorum. Şuraya bırakayım. Üzerini sağ kırıklıyorum. Buna metnin önüne diyorum. Ardından biraz büyütelim. Sonra şöyle... ...yapalım. Evet... şekilde tamam. Bu şekilde imzamızı eklemiş olduk. Evet ve e, bizim sertifikamız arkadaşlar şu anda neredeyse hazır durumda. Tabi dediğim gibi bunu kendinize göre, e, kendi kurumunuza göre arkadaşlar modifiye edeceksiniz. Benim burada verdiğim bilgi tamamen eğitim amaçlı. Bu belgenin hiçbir şekilde arkadaşlar bir karşılığı, bir geçerliliği yok. Buradaki yer alan bilgiler tamamen hayal ürünü ve gerçek kişileri de arkadaşlar temsil etmiyor. İmzalar da arkadaşlar gerçek bir kişiyi temsil etmiyor. Fotoğraf da arkadaşlar bir yapay zeka tarafından üretilmiş ve benzersiz bir fotoğraf. Bu fotoğrafı başka hiçbir yerde arkadaşlar bulamazsınız. Bunu belirteyim. Ee, şimdi eğer belgeniz hazırsa arkadaşlar hemen dosya kısmından farklı kaydet. Bilgisayar masaüstü. Ardından arkadaşlar masaüstünü seçiyorum ve bunu arkadaşlar sertifikam diyorum. örnek olarak. Bunu PDF olarak mesela kaydetmek isterseniz PDF seçiyorum ve kaydet diyorum arkadaşlar. Ve böylece arkadaşlar bizim bu sertifikamız hazır hale gelmiş oluyor. Basit bir şekilde Word ile arkadaşlar sertifika hazırlama işlemimiz böyle. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.